farklı hedeflerle etkileşen, yani farklı hedefleri vuran diğer ağrı kesicilere bakacak olursak, bunlardan bir tanesi GABA A reseptörüyle etkileşen vücudun kendi GABA inhibitörünü taklit eden GABA A agonisti. Burada sodyum tiopentaldan bahsedeceğim. Bir barbiturat yapısına sahip, kısa cerrahi işlemler için kullanılıyor. Ayrıca Amerika'da ilaçla idamda kullanılan kokteyl karışımında aşırısı konuyor tiopentan. Diğer ağrı kesici, nöropatik ağrılar için, yani sinir hasarından kaynaklı ağrılar için kullanılan voltaj kapılı kalsiyum kanalı reseptörünün taklit postacısı gabapentin. Evet, ağrı türlerine tekrar bir gözden geçirecek olursak, doku hasarından kaynaklı ağrılara noseptif ağrı diyoruz. Bu enfeksiyon olabilir ya da kan akışının kesildiği iskemi durumlarında travma, yaralanma ya da ameliyat sonrası ağrılar doku hasarından kaynaklı noseptif ağrı olarak sınıflandırılıyor. Nöropatik ağrı, merkez ve çevresel sinir sistemini etkileyen bir hastalıktan veya hasarından kaynaklı bir ağrı, yanma, karıncalanma, bıçak batması, uyuşma şeklinde hissediliyor. Migren ise karma tip, karışık tip, noseptif ağrı ve nöropatik ağrıdan kaynaklı olduğu ikisinin kombinasyonu sonucunda oluşan bir ağrı olarak tanımlanıyor. Bu nöropatik ağrı sonuçta epilepsi, tümör, felç, MS gibi hastalıklardan kaynaklı ağrı, merkez ağrı sendromu olarak biliniyor. Nöropatik ağrı sınıfına dahil oluyor. Hayalet uzun sendromu denilen kol ve bacağın bir sebepten kesilme sonucunda oluşan ağrı, zona ağrısı gibi ağrılar ya da yüzdeki ağrılar nöropatik ağrı olarak belirleniyor. Nöropatik ağrı genelde kaslarda incinme, kırık çıkık, romatizmal hastalıklar gibi belirgin bir nedene bağlı olarak ortaya çıkar. Oysa bazen sinir sisteminin kendisi de ağrıya neden olur. Sinir sisteminin hasar görmesi sonucunda oluşan bu uzun süreli ağrıya nöropatik ağrı denir. Nöropatik ağrı hastalar tarafından çeşitli şekillerde tanımlanır. Batıcı, delici, saplanıcı, yakıcı ağrı olarak tanımlanır. Çok şiddetli olabilir, uzun süreli olabilir veya alışılagelmiş ağrı kesici ilaçlara yanıt vermez. Bu nöropatik ağrı diğer birçok ağrı tipinin aksine genellikle geceleri artar. Burada nöropatik ağrının hangi hastalıklardan kaynaklı olduğunu görüyorsunuz. HIV veya işte AIDS gibi hastalıklarda viral enfeksiyon sonucunda nöropatik ağrı olabilir. Alkolizm, bazı uyuşturucu ilaçlar nöropatik ağrıya sebep olur ya da ameliyat sonrası ya da işte bir uzvunun kesilme sonucunda oluşan ağrılar buna örnek olabilir. Yine diyabet, kemoterapi, yüz sinirindeki problemler, MS hastalığı, omurga ameliyatı, frengi, sifilis hastalığı, tiroid problemleri gibi hastalıklar nöropatik ağrıya sebep oluyor. Nöropatik ağrının tedavisinde kullanılan değişik ilaç türleri var. Antidepresanlar, tikalar, trisiklik antidepresanlar kullanılabilir ya da seçici noradrenalin geri alım inhibitörleri olarak etki eden antidepresanlar kullanılabilir. Burada antikonvulsant denilen ağrı kesicilerden bahsedeceğim ben. Gabapentin, pregabalinden. Bir de opioid ağrı kesiciler var. Ondan bahsetmiştim daha önce. Sodyum tiopentala bakacak olursak, 1933 yılında Abbott Laboratories tarafından keşfedilmiş ve 1935 yılında satışa sunulmuş. İlaç kategorisi barbiturat anestetik. Ana kullanımı ise ameliyat anestezisi öncesi sakinleştiriciler ile birlikte kombine veriliyor. Kafa içi basıncı azaltmak için de kullanılıyor. Farklı ticari isimlerle satılıyor.
Çünkü ilacın patent süresi bittikten sonra bunu herkes üretebilir. Satış yılı 1935. Maksimum 20 yıl patent koruması olsa zaten patent koruması kalmamış bunun. Diğer benzer ilaçlar pentobarbital, metohexital ve butarbital ilaçlar. Barbituratlar dietilmalonat, şu mavi renkle gösterilen molekül ve ürenin kırmızı renkle çizilen molekül yapısı ısıtılmasıyla kolayca hazırlanan barbitürik asidin türevidir. İlk tıbbi olarak kullanımı 19. yüzyılın sonlarında ünlü Alman organik kimyacı Emil Fischer tarafından hazırlanmış. 1904 yılında Bayer tarafından Veronal adı altında ticari olarak uyumaya yardımcı olarak satılmış. 20. yüzyılın ilk yarısı 2500'den fazla barbitürik asit hazırlanmış ve bunların ancak 50'si gerçekte pazarda yerini almış. Günümüzde ise birkaç tanesi tıbbi olarak kullanılıyor. Barbituratların yan etkisi, ölümcül etkisi olması nedeniyle çok tercih edilmiyor günümüzde. Barbituratlar ağızdan veya damar yoluyla alınır. Çok geniş fizyolojik etkilere sahiptir. En önemlisi merkez sinir sistemini bastırır ve orta yatıştırıcı uyku hatta komaya neden olur. Antikonsulvan bu kasların istemsiz kasılmasını önleyen ilaçlara verilen isim. Kas kasılmasını önleyici ilaç diyebiliriz aslında Türkçesi. Anestetik ve istemsiz kas kasılmasını önleyici ilaç olarak kullanılır. Aynı zamanda hipnoz tedavisi de kullanıldığı Drugbank verisi bu biliniyor. Barbiturat sınıfı tipik olarak derin sakinleştirici olarak kullanılır. Oldukça kısa, orta ve uzun etkili vadeli etkili formları var. Abbott laboratuvarları nembutalı uzun etkili oral barbital olarak pentobarbitalı hazırlamıştır. Sonra bu pentobarbitalın oksijeni yerine kükürt bağlandığında tiopental denilen ultra kısa etkili damar içi barbiturat tiopental geliştirmiştir. Gördüğünüz gibi sadece bir atomu değiştirerek yeni bir ilaç piyasaya sürülebiliyor. Hangi atomu ya da hangi grubu ekleyeceğinizi bilirseniz tabii ki. Tiopental bunun sodyum tuzu ameliyat öncesi anestezi için kullanılıyor ve sodyum pentolal olarak piyasada satılıyor. Sodyum tiopentalın standart bir damar içi dozu 1 dakika içinde bir kişinin bayılmasına göre ayarlanır. Anestezi süresi genellikle 10 dakikadan uzun değildir. Çok kısa bir süre olduğu için uzun süren ameliyatlar için tabii ki uygun değil. Tiopental küçük cerrahi işlemler için tercih edilen bir anestetiktir. Daha uzun süre bir anestezi gerekiyorsa tiopentalın başlangıç enjeksiyonundan sonra nefesle içeriye çekilen anestetikler, işte halotan, sevoflüran gibi gazlar verilir. Daha uzun ameliyatlarda kullanımı için. Tiopental ve diğer barbituratlar GABA-A reseptörüne bağlanarak çalışıyor. GABA-A bir ligand kapılı kloriyon kanalı ve beyindeki temel görevi nöronlar arası fazla iletişimi engellemek, nöronları kapatmak. Aşırı nöronlar iletişim sağlarsa beyinde işte overheat, aşırı ısınma gibi olaylara neden oluyor. O yüzden beynin sakinleştirici olarak da düşünebiliyoruz. GABA postacı molekülünü GABA A reseptörüne mesaj götürüyor. Çok fazla mesaj götürdüğü zaman reseptör mesajı alıyor, hücre içine iletiyor çünkü. Çok fazla kimyasal reaksiyonların, biyokimyasal reaksiyonların başlamasına sebep olabilir. Çok fazla aktif olduğu zaman GABA-A reseptörleri çok fazla klor iyonları hücrenin içine girebilir. Bu nedenle beynin durdurulması gerekiyor biraz. Yoksa aşırı ısınmaya sebep olur. Beynin inhibitörü GABA. Gıdalardan alınabilir ya da gıda takviyelerinden alınabilir. Barbituratlar onun görevini taklit ediyor. Yani
Eğer beyninizde GABA postajı az ise barbitüratlar onu taklit eden agonist olarak davranıyor. O yüzden GABA-A agonistleri olarak adlandırılır. Vücudumuzun kendi ağrı kesicileri vardı hatırlarsanız. GABA da vücudun aslında kendi ağrı kesicisi. Noradrenalin, glisin yanı sıra işte endorfin, dinorfin, enkefalin gibi peptidler. Vücudun kendi ağrı kesici. Barbituratlar sonuçta tehlikeli ilaçlar. Aşırı dozu ölümle sonuçlanıyor. Ve tiapentin aşırı dozu Amerika'da ölüm enjeksiyonuyla işte idam cezalarında ilaç kokteyline konuyor aşırısı. Diğer ağrı kesici, nöropatik ağrı kesici, yani sinir hasarı ya da sinirleri etkileyen başka hastalıklardan kaynaklı durumlarda etkili olan ilaçlar nöropatik ağrıları kesmek için kullanılıyor. Gabapentin şu sağdaki molekül vücudun kendi içsel postacısı. İçsel demek vücudun kendisini ürettiği demek. Gaba postacısı. Gabapentin ağrı kesicisi bu molekülden türetilmiş aslında. Buna benzer bir yapı. Şu konuma bir sikloheksan halkası eklenmiş. Daha doğrusu bir seri farklı gruplar eklenmiş. Sikloheksan halkasının eklenmiş formunun üç nolu konuma ağrı kesici olarak etkili olduğu bulunmuş. İlaç tasarımı bu şekilde oluyor. Vücudun içinde diyelim bir postacı eksik, burada GABA. Eksik olan postacının yapısı alınıyor. Bunun üzerinden buna benzeyen bir molekül tasarlanıyor. 1983 yılında Parker Davis, şimdi adı Pfizer olan ilaç firması tarafından piyasaya keşfediliyor. 1994 yılında ise kısmi nöbetlerin kontrolü için epilepsi nöbetlerinin kullanımında onay alıyor. 2002 yılında ise nöropatik ağrı için ağrı kesici olarak onay almış. İstemsiz kasların kasılmasını önleyen ilaçlar ve ağrı kesici kullanım alanı. Bunlar işte zona sonrası meydana gelen sinir ağrısı, zona ağrısı, ameliyat sonrası kronik ağrı, migren, bipolar bozukluk, epilepsi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan bir nöropatik ağrı kesici. Bunun benzeri ilaç pregabalin. Gama aminobütirik asit, yani GABA, memelilerde beyinde nöron taşınmasının doğal bir inhibitörü. Gabapentinin sentezi ve test edilmesi GABA işlevinin azalmasıyla oluşan epileptik nöbetlerine bir tedavi bulmak için yapılan bir araştırma sonucu ortaya çıkmış. Epilepside de GABA eksikliğinden kaynaklanıyor. Oral olarak alınan gabapentinin beyni etkin olarak girdiği bulunmuş ve bu nöbetleri, epilepsi nöbetlerini azalttığı gözlenmiş. Gabapentin epilepsi hastalarında kısmi nöbetlerin tedavisi için 1994 yılında onaylanmış ve Norantin olarak satışa çıkmış. Aynı zamanda sık migren baş ağrılarının önlenmesi için ve nöropatik ağrıların için bir etkin bir tedavi olarak 2002 yılında tekrar onay almış. Bazı ilaçlar farklı hastalıklara iyi geldiği zaman, işte burada 1994'te epilepsi için, 2002'de 18 yıl sonra, pardon 8 yıl sonra migren için onay almış. Çoklu kullanımları olabiliyor farklı hastalıklarda bir ilacın kullanımı. Nöropatik ağrı genellikle steroid olmayan, yani COX inhibitörü ve opioidlerle tedaviye cevap vermez. O yüzden nöropatik ağrı kesici kullanmak gerekir. Gabapentinoid denilen bir sınıfa ait. GABA vücudun kendi postacısı. Seviyesi azalırsa anksiyete, epilepsi, uykusuzluk gibi birçok şeye sebep oluyor. Ve bunun yerine onu taklit eden, yapısal olarak benzeyen ilaçlar kullanılıyor. Bu üç nolu konuma R1 ve R2 sübseyantlerini hidrojen ve farklı alkil grupları ekleyerek bu forma gabapentinoid deniyor. Pregabalin ilacı bulunuyor. Burada bakarsanız burada 4, 2, 3, 4 karbonlu bir yapı
eklenmiş. Gabapentin'den 3 kez daha güçlü pregabalin. Bu diyabetik çevresel nöropati ve sinir ağrısıyla baş ettiği bulunmuş. 2004 yılında onay almış ve Pfizer firması tarafından Lyrica olarak satışa sunulmuş. Gabapentin ve pregabalin genellikle işte güvenilir, çok fazla yan etkisi olmayan ilaçlar. Bunlar suda çözünüyor ve etkin olarak emiliyor vücut tarafından. Gabapentin insanlarda metabolize olmaz. 4-6 saat yarı ömürle değişmeden atılır. Genelde vücuda giren ilaç molekülleri vücut tarafından düşman gibi algılanır. Aslında iyi bir niyetle girdiğini bilmezler. Ve vücut içindeki enzimler sayesinde bunlar vücuttan başka bir forma dönüştürülüp suda çözünen, işte idrar yoluyla atılımını sağlayacak forma dönüştürülür. Fakat gabapentin hani girdiği gibi çıkıyor. Yani molekül yapısı değişmiyor. Çoğu ilaçlarda metabolize olur, bozulur, başka bir moleküle dönüşür. Polar fonksiyonel gruplar eklenir ki suda çözünsün, idrar yoluyla atılsın diye. Gabapentin aslında yapı olarak GABA'ya benzemesine rağmen GABA reseptörleri, GABA taşıyıcıları veya GABA transaminaz ile etkileşmiyor. Bunun moleküler hedefi, vücut içinde nereyle etkileştiği, hangi hedefe vurduğu 10 yıl kadar bir süre belirsiz kalmış. Yapı olarak GABA'ya benziyor. GABA reseptörüyle etkileşmesi beklenirken onunla etkileşmediği bulunmuş. Önerilerden bir tanesi en çok bunun üzerinde duruluyor. Voltaj kapılı kalsiyum kanalının alfa 2 delta 1 alt birimi. Molekülün, gabapentin molekülün özel bir voltaj bağlı kalsiyum kanalını düzenleyen bir multiprotein kompleksinin alt birimine bağlandığı biliniyor. Bu voltaj bağlı kalsiyum kanalları hücre içine o kanal açılıyor postajısı geldiği zaman ve içeriye kalsiyum iyonları giriyor. Kalsiyum 2 artı iyonları giriyor. Ve iyon akışı hücrenin içine sağlanıyor. Bu iyon kanalları kapalı kanallar. Ancak postacı molekül gelir. Bu kanal reseptörün aktif bölgesine bağlanır. Kanalı aç mesajını iletirse kanal açılıyor, içeri hücre iyonlar giriyor. Bu şekilde nöronların tüm uyarıları azalıyor ve ağrı sinyalinin azalmasına aktarılması azalıyor. Nöronlar arası çok iletişim olduğu zaman istenen bir şey değil, birbirlerine ağrıyı iletiyorlar. Onları kapatırsanız, durdurursanız ağrı da azalmış olur. Bu pregabalinin etki mekanizmasına bakacak olursak, gördüğünüz gibi pregabalin kalsiyum iyonu kanalını açıyor. Bağlandığı zaman bağlanıyor, aktive ediyor, o kanalı açıyor ve hücrenin içine kalsiyum iyonları giriyor. Kalsiyum iyonları girdiği zaman sinir hücresinin içinden noradrenalin, kalkitonin, genel akıllı peptitler, madde P'ler, glutamat gibi birçok nörotaşıyıcının yani postacının salınımını sağlıyor. Diğer öneri L amino asit taşıyıcılarının hedef yapı olduğu, son zamanlarda bunun üzerinde de duruyorlar. Gabapentinin beyindeki sirkülasyondan büyük nötral amino asitleri yani lözin, izoleucin, valin gibi L amino asit taşıyıcıların bir substratı olduğu gösterilmiş. Ve gabapentinin işte etkin bir şekilde çalışmasının buradan kaynaklı olduğu öne sürülüyor. Bu taşıma prosesi gabapentin ön ilacı gabapentin enekarbinin alınmasıyla daha da artıyor. Bazı ilaçlar ön ilaç olarak alınıyor. Buna prodrug deniyor. Birçok sebepten bazen tadı kötü olduğu için tadını gizlemek için bazen kokusu kötü olduğu için kokusunu gizlemek için başka bir molekül formuna dönüşüyor. Sonra vücut içinde girdiği zaman ön ilaç formu, prodrug formu ilaç değil. Vücut içine girdiği zaman vücuttaki kimyasallar, enzimler sayesinde aktif forma dönüşüyor. Diğer mekanizma önerileri, gabapentinin adenozin reseptörlerine voltaj kapılı iyon kanalları ile etkileştiğine dair.